Karakum'daki kurganların sırları henüz tam olarak çözülmese de, Kazakistan'ın Isık bölgesinde bulunan kurganların sırrı büyük oranda çözüldü. Isık kurganları, Türk tarihindeki en eski yazılı eserlerden birinin de ortaya çıkmasını sağladı. Mezar, kurgan ya da höyük, hepsi aynı şeyi tanımlıyor. Yerel halkın kurgan dediği mezarlar, Türk tarihine ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Isık kurganı olarak anılan mezarsa bunların en ünlüsüdür. 1970 yılında Kazakistan'da Salgar topraklarının 20 kilometre doğusunda eski başkent Almata'ya 50 kilometre mesafede yapılan kazılarda ortaya çıktı Isık kurganı. İskit Türklerine ait olan kurgan M.Ö. 5. yüzyıldan kalmaydı. Bu kurgan sayesinde İskit Türklerinin eski çağlardaki yaşamlarına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Kurganda bulunan altın elbiseli adamın bir prens olduğu, 18 yaşında öldüğü tahmin ediliyor. Esik kurganı ya da Isık kurganı gibi isimlerle de anılan mezardan altın eşyalar, seramik küpler, tahta tabaklar, gümüş çanaklar çıkarılmıştır. Kurgandan çıkarılan eşyaların sayısı 3000'den fazladır. Ancak değerli eşya, prense ait olan altınlarla süslü elbise ve üzerinde yazı bulunan kadeh en kıymetli parçalar olarak bilinir. Altın elbiseli adamın üzerinde bir kaftan, ayaklarında çizme ve başlık bulunuyordu. Bunların hepsi altınla kaplanmış, altın bir ip gibi kullanılmıştı. Tigin, yani prensin kılıcı da yine altındı. Isık kurganından çıkarılan ve bir kısmı kırılmış gümüş kadehin ya da kaşığın üzerinde Göktürk alfabesine benzeyen harfler yer almaktadır. 24 harften oluşan metin, erken Türkçenin ender örneklerindendir. Esik kurganındaki bu yazı, Göktürklerin tarihinin milattan öncesine dayanabileceğine delil gösteriliyor. Yazının Göktürk alfabesine benzerliği yanında, altın elbiseli adamın başlığında keçi kabartması olması da yine Göktürklerle ilişkilendirildi. Çünkü Göktürkler hanedan arması olarak keçiyi kullanıyorlar. Mısır firavunu Tutankamon'un mezarından sonra en çok altın bulunan mezar Isık kurganıdır. Milattan 500 yıl önce altını işlemede usta oldukları anlaşılan İskitlerin, mezarın iç duvarlarını bile altınla süslemeleri dikkat çeker. Tabandan üzerindeki yapay tepeye kadar yaklaşık 60 metre yüksekliğinde olan kurganın mezar odası 2'ye 3 metre, derinliği ise 7 metredir. Bölgedeki tek mezar olmadığı biliniyor. Benzer başka kurganların da varlığı tespit edildi. Ancak bunların bir bölümü mezar soyguncularının kurbanı olmuştu bile. Diğer kurganların da gün ışığına çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor. Türk kültürünün bir parçası olduğu artık kesin görülen Isık kurganı, Türklerin yazılı tarihini de 1000 yıl kadar geriye götürmüştür. Orhun anıtlarından yaklaşık 1000 yıl önceye ait yazılı kalıntılar, göçebe olduğu sanılan Türk boylarının yerleşik ve yazıyı kullanan bir kolunun da olduğunun delilidir. Isık kurganı, tüm kurganların en ünlüsüdür. Isık kurganı ve çevresi, Türk dünyasının masal mekanları arasında yerini çoktan almıştır.